Of yaşam arkadaşlar. Kocacığımla çıktık. Bugün hava muhteşem arkadaşlar. Montreal bu hafta yanıyor. Dün de 15-16 derece vardı değil mi? Bugün şu an 16 derece. Ama hissedilen bence daha fazladır. Çok güzel artık. Bugünleri görelim değil mi? Normal yani artık. Yeter. Çok kış çektik. Karlar eridi, erimeye devam ediyor. Çok fazla kalmadı. Bizim evin önü falan tamamen eridi sayılır. Yani birkaç kürek bir şey kaldı. Dikkat. Şu an yollarda çalışmalar var. Bütün yollar birbirine karışmış durumda. Şimdi biz Pontchartrain'den geçtik. Distrand diye bir alışveriş mağazaların olduğu bir yer var. Oraya gidiyoruz. Geldik şimdi ama üstümüze yine de bunları giydik. Ama giymesek de olurmuş. Çok sıcak. İnsanlar sokaklara dökülmüş. Şuradaki alttaki parka girecektik. Orayı karıştırdık. Biz dışarıda park ettik ama bir şey olmaz. Yürüyoruz daha güzel. Berks de var burada Güven. Sephora. Aslında you know what? Maske mi takalım burada acaba? Frank and Oak. Güzel bir mağaza. Çok güzel, buranın dekorasyonunu her zaman değiştiriyorlar. Şurada yukarıda teras barlar var ama şu an tabii yasak olduğu için kapalı. Böyle yürüyelim buradan. Şimdi Zara'ya gireceğiz. Hiç kimse yok. Çok sakin bugün ama cidden. Değil mi? Ya. Bugün de böyle giyindim. Böyle bir jeans. Spor ayakkabısı yine. Üzerime de bunu. Bunu da Zara'dan almıştım. Aldım bir tane. İçerisi işkence gibi bu. Maskelerle havada sıcak olduğu için bayağı insan zorlanıyor yani. Biz şimdi artık oradan çıktık. Kendi bölgemize geldik. Çok karnımız acıktı. Sağlıklı bir şeyler bulamadık. O yüzden Mendiz'e geldik. Salata alacağız burada.
salatalarımızı aldık şimdi. Sokak ortasında yiyoruz, parkingde. Kimse yok ama. Şöyle bakın. Bize afiyet olsun. Arabada burada duruyor. Şurada yiyoruz işte. Şimdi eve geldik. Bakın şöyle göstereceğim. Şurada birazcık kar kalmıştı. Şimdi eşim birazcık burayı da dağıttı. Şöyle diğer taraflarda hiçbir şey kalmadı. Şu ağacımızı açacağız. İplerini söktük. Biliyorsunuz kışın örtmüştük. Üstüne çok kar yağıp böyle kırılıyor bunlar. Şöyle açıyoruz. Tattaram. Bakın böyle. Hiçbir şey olmuyor. Şöyle o kendini artık yavaş yavaş bırakır. Böyle. Şurada hiç kar kalmadı. Kitlenmedi mi? Hallederiz. Ben şimdi aşağıda uğraştık biraz falan derken bayağı sıcak oldu, terledim. Geldim böyle üzerimi değiştirdim. Bakın tişörtüme ikili. Çok şirin değil mi? Üzerimi değiştirdim. Şimdi artık aşağı ineceğim. Çünkü kahve zamanı. Salataları yedik ya, böyle içimiz artık bayıldı yani. O yüzden şimdi kahve suyunu koydum. Su hazır. Şimdi ineceğim. Güzel bir kahve yapacağım. Artık akşam kahvesi yani, sağ ol. Bakın şu bardağıma. Bunu Instagram'da göstermiştim. Ama tabii birçok kişi Instagram'da olan burada olmayabiliyor. O yüzden size de göstereyim dedim. Şöyle bir bardak aldım kahve için. Çok güzel gülen yüz var. İki katlı böyle. Bunları biliyorsunuz, bu iki katlı bardakları. Şimdi onunla yapacağım kahveyi. Göstereyim. Orada gösterdiğim ayakkabıyı aldım. Biliyorum bana kızacaksınız ama ben de arkadaşlar bir ayakkabı manyaklığı var. Çok seviyorum ayakkabı almaya, bayılıyorum. Bakın bu yeni sezon, Zara'nın yeni sezon ayakkabıları. Böyle burasının kalın olduğuna bakmayın. Çok acayip hafif bir ayakkabı. Yani orada denedim, çok rahattı. Ben bu arada 39 giyiyorum. Fiyatına bakın, 59.90, yani vergileriyle birlikte tam 68.88 tuttu. Bence fiyatı uygun. Pahalı olsaydı almayacaktım açıkçası. Şöyle aldım, ne yapayım, dayanamadım. Evet, giydim bakın. Şu şekilde. Kahvelerimizi içtik. Güzelce bir akşam yürüyüşüne çıktık şimdi. Hava hala çok güzel. Güneş de daha batmadı. Biraz yürüyeceğiz. Bu bizim sokaklarda bakalım. Artık günde bir saat yürüyüşlerimize başlıyoruz. O gün yürüdük bir saat ama çok hızlı yürüdük. Sağ olsun eşim beyler alışkın olduğu için spor yapmaya. Böyle beni arkasından koşturdu. Bütün bacaklarım tutuldu yani. Şu an yürüyemiyorum böyle yavaş yavaş. Bugün beni zorla çıkardı. Ama söz verdi. Yavaş yürüyeceğiz. Evet, bu da bizim park. Yok artık kar kalmadı ya. Çocuklar oynuyor vallahi. Yağmur suları birikiyor ve burada çok güzel bir yürüyüş yolu var. Böyle. Ördekler. Aa evet. Ördekler de var bakın. Ay kıyamam.
iki tane ördek yüzüyor. Hemen bu yan tarafta orman var. Bir adet de şurada Güven Bey var. Orman insanı. Çok komiksin. Çok keyifli ama burada yürümek çok keyifli. Yazın mesela şu gördüğünüz ağaçlar acayip bir şekilde yeşilleniyor, yapraklanıyor ve burada yürüyemiyorsun değil mi Güven? Yani yürüyorsun da böyle yolu kapatıyor. Yani diyelim yukarıdan baktığınızda bu aşağıyı göremiyorsunuz. Yapraklar böyle kapatıyor. Çok daha muhteşem bir görüntü oluyor. Aa, burada da var. Bir sürü ördek var, bir sürü. Bir köprüye geldik. Bu köprünün sonu normalde su oluyor. Ama tabii baharda karlar eriyince. Buralarda su oluyor mu şuralar? Değil mi? Buralarda da hep su oluyor. Çünkü nehir yükseliyor, karlar eriyor, yükseliyor ve buraya kadar su geliyor. Buranın da çok güzel bir manzarası var ya. Ağaçlara bak. Yürüyüşümüzü bitirdik, geldik şimdi. Benimkiler kapıda futbol oynuyorlar. Bravo. İkisi de futbol delisi. Arda 6 yaşından beri bu arada futbol oynuyor. Profesyonel bir oyuncu. Bir sürü madalyaları var. Kazandıkları. Kupaları var. Bravo. Şimdi yemekten sonra banana bread yapacağım. Arjun canı istemiş. Burada tarif defterimde yazıyor. Şöyle size buradan bakabilirsiniz, alabilirsiniz neler gerekiyor diye. Çünkü bunu hep birlikte yapacağız bugün. 3 tane muzum var. Bayağı artık siyahlaşmış. Onları hem değerlendireyim istedim. Evet, şimdi tarifimize başlıyoruz. Burada 3 adet muzum var. Kararmışlardı. Hem bunları değerlendireceğiz. Böyle soyup ezeceğim bunları. Çatalla normal ezeceğim yani. Şöyle şu şekilde eziyoruz. Şimdi muzumuzu ezdik. Muz hazır. Şurada 125 ml süt var. 2 yumurta, kabartma tozu, un. 2 bardak kullanacağız. Şununla 2 tane koyacağım. Böyle 1 bardak da kahverengi şeker var burada. Sıvı vanilya. Ve 125 ml tuzsuz tereyağı. Onu da hafif erittim. Çok eritmeyeceksiniz böyle. Önceden çıkarırsanız oda sıcaklığında o da yeterli. Benimki donmuş olduğu için birazcık çözdürdüm mikroda. Bu şekilde şimdi bu malzemelerimizi hepsini karıştıracağız sırayla. Öncelikle 2 yumurta ve şekerimizi çırpacağız güzelcene. Kabarmasını sağlayacağız. Yumurtamızı kırdık. Kahverengi şekerimizi koyuyoruz. Özellikle kahverengi şeker olması gerekiyor. Şimdi bunu çırpacağım ben. Şöyle. Şimdi yağını ekliyorum. Y
yağıyla da birazcık karıştıracağım. Şimdi sırada sütümüz var. Sütümüzü koyuyoruz. Ve onu da güzelce karıştırıyoruz. Şimdi artık unumuzu koyuyoruz. 2 bardak un. Kabartma tozumuz. ml. Yani o küçük paketlerden bir tane oluyor. Onu da koyduk. Şimdi bunu da karıştırıyorum. Ardından da vanilyamızı ekleyeceğiz. Böyle kafadan koyuyorum ben. Bir yemek kaşığı kadar. Ve muzlarımızı artık hamurumuza ekliyoruz. Çatalımız nerede? Muzumuzu koyduktan sonra da isteğe bağlı olarak damla çikolata koyabilirsiniz. Ben koyacağım. Şöyle kafanıza göre koyun yani. Evet, şimdi harcımızı güzelce artık çatalla karıştıracağım. Artık makineyle karıştırmıyoruz bu aşamadan sonra. Şöyle gördüğünüz gibi çok cıvık olmayan bir kıvam alması lazım. Şimdi bunu karıştıracağım. 180 derece yani 350 Fahrenheit ısıda 1 saat bu muzlu kekimiz yani banana bread pişecek arkadaşlar. Kalıbımız da burada. Bu kalıpla yapıyorum. Genelde bununla yapılıyor çünkü. Şimdi ben bunu yağladım böyle kalıbıma. Artık kekimi döküyorum. Yani biz buna kek diyoruz. Burada da muzlu ekmek diyorlar buna, bu tarife. Banana bread. Arjin ve Arda buna bayılıyor. Şimdi üstüne de tekrar damla çikolata dökeceğim. Ondan sonra artık fırınım hazır fırına. Arjine sürpriz yapıyorum, haberi yok. Çok sevinecek. Neyse zaten az kalmış, hepsini döküyorum. Evet. Bu arada bu damla çikolataları ben Costco'dan alıyorum. Tadı muhteşem yani, kesinlikle tavsiye ederim. Hem dışarıya göre fiyatı çok uygun hem de çok lezzetli. Şöyle hafif yayalım. Bunun dediğim gibi özelliği biraz kalın olacak. Yoğun olacak yani hamuru. Ve kahverengi şeker mutlaka. Asıl özelliği orada yani. Normal şekerle de olur ama tadı farklı olur eminim. Böyle şimdi artık fırına veriyorum. 1 saat pişecek. Evet, şimdi kekim çıktı fırından. Bakın böyle çok güzel kabardı. Şöyle. Şimdi bunu artık kalıptan çıkaracağım. Ellerime sağlık. Vallahi harika oldu. Evet. Kalıptan çıkardım. Bakın. Çok harika pişmiş yani. Şöyle yapayım. Bakın. Çok rahat çıktı. Sadece çıkarırken birazcık burada çikolatalar kalıyor. Şimdi bunları sıyırıp üstüne süreceğim. Yani sorun değil. İşte böyle. Bu arada eşim de lütfen sütlaç yap dedi. Ona da sütlaç yaptım. Bakın. Böyle karıştırayım. Şimdi sütlacımı bu kaselere koyup fırında birazcık üstlerini kızartacağım. Fırın sütlaç yapacağım yani. Öyle şimdi artık onları hazırlayacağım. Bu arada
arada size şunu göstermek istiyordum. Bunu Dolarama'dan aldım. Çekmece içi düzenleyicilerden. Çok hoşuma gitti. Böyle bir şeyi arıyordum. Tesadüfen gördüm. Şöyle $2,5. Şu şekilde mesela çoraplarınızı falan güzel bir şekilde de düzenleyebilirsiniz. Bir tanesini açtım. Hemen şey göstereceğim şimdi. Şöyle bakın. Bölmeleri var. Şu şekilde yapıp hemen içten ya da dıştan fermuarlıyorsunuz. Deseni de çok güzel. Şöyle. Yani böyle diyelim. Çocuğunuz varsa çocuğunuzun çamaşırlarını, çoraplarını ya da kendi çoraplarınızı falan bu şekilde koyup çekmeceye güzel bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Bence çok kullanışlı. Gidin bakın derim yani. Deseni de çok güzel ayrıca. Ben aşağıya indim arkadaşlar. Ofisime indim. Ofis diyorum. Çalışma odasına geldim. Bilgisayarımı getirdim. Şimdi artık edit vakti. Bu çektiklerimi editleyeceğim. Onları yükleyeceğim. Bu arada banana bread çok güzel olmuştu. Ben de yedim. Bir dilim yedim yani. Yalan söylemeyeceğim. Ben de çok seviyorum çünkü. Deneyin mutlaka arkadaşlar. Çok güzel bir tarif. Yani dediğim gibi kahverengi şeker olmak zorunda değil. Normal şekerle de yapabilirsiniz. Ama bence Türkiye'de de var diye düşünüyorum. Buradaki arkadaşlar mutlaka zaten kahverengi şekerle yapsın. Çünkü onun asıl lezzetini veren o. Ben öyle düşünüyorum yani. Öyle bugün de bu şekilde geçti. Birlikte gezdik, geldik, yürüyüşümüzü yaptık. Kekimizi yaptık, yedik. Şimdi artık biraz iş vakti. Biraz burada bilgisayarda çalışacağım. Ondan sonra da artık yatarız. Bugünlük de videom buraya kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyorum. Videoma bir like bırakırsanız, abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.